İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Unity 2023 serisinde 3D game kit karakterinin sıfırdan oluşturulmasında ikinci dersteyiz. Geçen derste nerede kaldığımızı hemen hızlıca hatırlayalım. Tuşlara bastığımız zaman W, A, S, D sağ sol ileri geri e, kontrolü var sadece. Dolayısıyla bu bizim karakterimizin e, şu anki haliyle sadece bu dört istikamette gitme şansı var ama bizimki şu an için sadece e, W'ye bastığımız zaman kendi istikamet yönünde gidiyor. Geriye gitmek için S'ye basıyorum. Gene ileri gidiyor. Sol ve sağda ise animasyon koşma animasyonu çalışıyor ama yerinde kalıyor. Şimdi öncelikle şu engebeli plane objesine geçici olarak devre dışı bırakıyorum. Onun yerine bir başka plane objesi koyacağım. Başlangıç aşamasında incelemeyi daha kolaylaştıracağı için böyle yapıyorum. Onu şöyle player'ın ortalayacak şekilde getirdim scale ile yani kabaca biraz büyütelim bir de şuradan tekrar materyalleri isteyecek olursam oradan bir materyalle kaplayalım ve bu şekilde çalışalım şimdi kamerayı yerleştirelim şu anda kameramız belli bir açıyla yani bakacak şekilde ayarladığımız kam kameramızın position ve rotation değerlerini resetleyelim sonra onu alıp yani player'ın içine koyalım Böylelikle player nereye giderse o da gitsin. Yalnız biraz ayarlama yapacağız. E, kamerayı tekrar resetliyorum. İçeri aldıktan sonra resetlemek daha mantıklı. Yukarıya çıkartıyorum kamerayı. Biraz geriye doğru alıyorum. Gizmolarımız kapalıymış. Şöyle yandan bakarken karakterimizi görecek şekilde Y e, x ekseni etrafında aşağı doğru şöyle döndürüyorum. Field of view değerini geriye doğru çekiyorum ki e, uzaktan görebilelim diye. Bu şekilde çalıştıracak olursak, bir öncekinden farklı olarak tam karakterin arkasından bakıyoruz. Aynı şey sağ sol yok, ileri ve geri her iki tuşta karakteri ileri doğru götürüyor. Onun sebebini şimdi açıklayacağım size. Yalnız ona geçmeden önce bir de geçen derste yapmadığım bir şey daha var. Player'i seçtiğim zaman ona biliyorsunuz karakter kontrolü komponenti atamıştım ve özelliklerini şu center, radius ve height özelliklerini daha sonradan değiştireceğimi söylemiştim. Şimdi onun vakti geldi. Şöyle konuları biraz küçültelim. Şöyle yüksekliğini 2 yerine 1.8 birim yapıyorum. Center, y değerini 1.9 yapıyorum. Ben bu iki değer verince zaten kapsül bakın şey oldu. Hemen e, karakterin kaplayacak şekilde yerleşti. E, Radius'u da 0.5 yerine 0.4 veriyorum. Biraz küçülttüm. Skin width değerini 0.01 veriyorum. E, minimum e, move distance'ı da 0.01 yapıyorum. Şimdilik bu ayarlar e, bu şekilde kalsın. Yani kapsül kolaydırı karakterimizi kapsayacak şekle getirmiş oldum. Bunu neden yaptım? Çünkü alttaki objeye de eğer şey verirsem layer olarak kolaydır verirsem öyle yapmak zorundayım çünkü bu 3D game kit projesi olduğu için şöyle bir ayar yapmışlar proje settings'te physics bölümüne girecek olursanız şu e, fizik tablosunu e, öyle bir ayarlamışlar ki kolaydır e, şurada player olacak onunla e, temasa giriyor şurada player kolaydır onun için e, muhakkak kolaydır olarak seçmeniz gerekiyor üzerinde dolaştığınız yapıyor. Bunu böyle yaptığınız zaman şöyle bir avantajı var. Geçici olarak yine bakayım olacak mı? Plane objesini X ekseni etrafında şöyle döndürürsek bir deneyelim. Bir eksiğim var mı hatırlamıyorum çünkü. Normalde karakter kontrol olur. yokuş çıkarken bakın şey yapmıyor. Ayakları içeride kalmıyor. Yani yokuş yukarı çıktı eğer sahne kısmından gösterirsem size. şöyle düz, düz gitmedi. Altında kolaydır olan bir Tereyinin olduğu için onu yukarı doğru tırmandı biliyorsunuz o açı plileri seçtiğiniz zaman şu 45 derecelik slope limit ee, bu 45 dereceden daha yüksek olursa tırmanmıyor öyle bekliyor öyle yapalım mesela şu anda açı kaç bilmiyorum ama biraz daha şöyle dik bir açı verelim bir deneyelim gidecek mi diye karakter kontrolü dediğim gibi ee, şey yapıyor eğer yukarı doğru eğim varsa onu çıkıyor tersi olursa onu biz yapacağız. Yani şöyle yaptığım zaman aşağı doğru olduğunda bu sefer düz gidecek şeyin üzerinde kalmayacak. Takip edemiyor. Onu biz yapıyoruz. Update Gravity diye birazdan bakın size şeyden göstereyim sahneden. Bakın şey yukarıda karakter şeyi takip etmedi tereyine. Onu biz sağlayacağız. Böylelikle engebeli arazide hiç problemsiz dolaşabilecek hale gelecek. Şimdi gelelim kamerayı biraz daha değiştirmeye. Ama ondan önce şeyi göstereyim. Neden bu karakter sadece ileriye gidiyor? Çünkü bir tane şey açalım, Bunun script kodlarından bir tanesine. Evet, şimdi karakterin içerisinde kilerden ne var? Mesela şu hareketi hesap et, vektörümüz hesap ettiriyoruz. Ondan sonra da karakter kontrolörü hareket ettiriyoruz. Şu movement hesap ederken get root kullanıyoruz. Bu arada o hemen şunun altında olsa iyi olacak. Bir alttaki fonksiyonu başka yere taşıyorum. Check motion State'i aşağıya aldım. Şu ikisi yan yana dursun diye. Evet get root motion'da hesap var. Hesap şöyle. Motion karakterin yüzünün baktığı istikamet. Artık neyse o. Biz tam şey yerleştirdik. İstikametimiz bizim şu anda. Şuradan seçecek olursak. E, Gizmi olarak açık mı? olarak çık karakterimizi seçelim. Bakın şu anda zaten karakterin baktığı yön pozitif Z yönü. En mantıklı yön bu olduğu için öyle başladım ben. Dolayısıyla şu her zaman için bu vektör, vektör 3'tür bu. Vektör 3 cinsinden 0 0 1 çıkacaktır bu. Çünkü karakterimizin yönü her zaman için z pozitif z yönünde. Eğer biz karakteri sağa doğru, sola doğru, geriye doğru koşturmak istiyorsak bir şekilde karakterin yönünü değiştirmemiz lazım. Onu biz yapacağız. Ee, bunun için update rotation diye bir basit çok basit bir fonksiyon kullanacağız onu koşma state'nin içerisinde locomotion state'e geçtim burada şu şeyden sonra locomotion mixer animasyonun parametresini belirledikten sonra şuraya update rotation isimli bir fonksiyon çok kısa şimdilik daha sonradan ilaveler yapacağız ama şimdilik çok kısa olacak update rotation private void update rotation Evet şöyle olacak update rotation Öncelikle locomotion state'de miyiz? Onu kontrol ediyoruz ilk satırda. Eğer locomotion state'de değilsek karakterin döndürülmesiyle ilgili bir hesaplama söz konusu olmayacağı için doğrudan doğruya çıkacak buradan İkinci kontrol iki tane açı hesaplamak, hesaplattırmak istiyoruz. O fonksiyon hesaplama yapacak olan fonksiyon karakter c# dosyasının içinde olacak. Ona e, klavyeden bastığımız tuşlara göre gitmek istediğimiz yön W, e, A, S, D'ye göre yani ileri, geri, sol, sağ hangi yöne gitmek istiyorsak o bilgi verilecek. E, orada karakterin şeyi belli, hangi yöne baktığı şeyin içinde, karakter c# dosyasının içerisinde. Oraya iki tane açı gönderiyoruz içini doldurması için current angle ve target angle. Bu iki açıyı hesaplayıp en yani buraya gelecek. Current angle karakterin o anki baktığı yön. Yani target angle'da işte sağa gitmek istiyorsak 40, yani 90 derece sağa döndürecek. Sola gitmek istiyorsak e Eksi 90 derece vesaire geri gitmek istiyorsa 180 derece geriye döndürecek target angle'ı verecek. Açılar elde edildikten hemen sonra yine aynı karakterse şart torsesinin içerisinde bu sefer başka bir fonksiyon. Doğrudan doğruya karakterin transform açısını değiştirerek yönlendirmesini yapacak. Açılar belli. Bir üst satırdan geldi. Görüntü angle, target angle. bir de bir döndürme hızı var. Bunu 400 olarak verebiliyorum. Daha sonradan değişken bir sayıya bağlarım. Bunun için bir stats diye bir karakter stats diye bir dosyamız olacak. oradan elde ettiğimiz değerleri kullanacağız. Şimdi iki tane fonksiyonu şeyde yazalım. Karakter C dosyasında get turn angles ve turn towards. Evet, karakter sişart dosyasındayız. Açıları hesap eden fonksiyon şu, dönmeyi sağlayan fonksiyon da şu. Çok kısaca inceleyecek olursak, eğer direction yani yönlenmek istediğimiz direction tabi değişiklik yoksa o zaman herhangi bir hesaplama yapılmayacak. Buradan geri dönüyoruz, false diyerek ve herhangi bir işlem yapılmayacak. Değilse o zaman açılar hesap edilecek. Yani bir defa transform karakterin transformu, açısı onun içerisinde, bakış açısı, current angle işte onun. Öler angles'taki y değerinden bakış açısını hesap ettik. Target angle'da o yani gitmek istediğimiz yön direction y değeri yok biliyorsunuz. Yani Düşeyde hareket etmediği için yani x sağ sol, z ileri geri yani onlardan yararlanarak dönmek istediğimiz açı kaçsa yani burada o hesap ediliyor ve geri dönülüyor. Yani tekrar çağrılan fonksiyon turn towards şu ikinci turn towards orada da çok basit dönüşü birden yapmış, yapmıyor. Karakteri böyle mesela 90 derece pat diye bir seferde döndürmüyor. Yavaş yavaş döndürecek. O yüzden metef move towards angle fonksiyonunu kullanıyoruz. Current angle'dan target angle'a doğru karakteri böyle döndürecek. Yavaş yavaş göreceğiz birazdan onu. Speed time de, delta Time'a çarparak döndürecek. Ve açıyı bulduktan sonra da karakterimizin öler angles değerini yeniden oluşturuyoruz. Yeni bir vektör sadece Y değerini current angle verdiğimizde o yöne doğru dönmüş olacak. Bunu kaydettim. Locomotion state'e geldim. Unuttuğum bir şey olmasın. Evet, fix update'in içerisinde update rotation çağrılıyor. Bir tek şu var. Karakterin içerisinde Current Turn Speed bunu şimdilik 400 olarak veriyorum. Hatırlıyorum çünkü o diğer işlemi daha sonradan yapacağım. Bunun bir değişkene bağlanmasına. Böyle ki denemeler yaparken buraya gelip 400 değiştirmek yerine yani karakterin içerisindeki o Serializable değeri değiştirmek daha kolay olacak. Şimdi deneme yapalım, tekrar dönüyoruz. Derlemesini yapsın, play düğmesine tıkladım. Şimdi farklı olarak bir öncekinden biliyorsunuz hep ileri doğru gidiyordu. Geri, geri gidemiyorduk. Sağa sola gidemiyorduk. Şimdi ileri gidiyor. S'ye bastığım zaman bakın geriye döndü. Tabii kamerayı biz şeye bağladık. O sizi şaşırtmas şaşırtmaması için kamerayı dışarı çıkartayım ben. Şöyle ki geri döndüğünü bize doğru döndüğünü görebilelim diye. Denemeyi tekrar yapıyorum. Kamerayı sabitledim. Evet ileri doğru gitti. S'ye bastım. Döndü bize doğru. Tekrar ekran dışına çıktı ama ben ileri doğru bastım. D'ye basıyorum sağa doğru. A'ya basıyorum dönüyor ve sola doğru. Şu anda karakterimiz için sadece 4 seçenek söz konusu. ileri yani Z yönünde, eksi Z yönünde, artı X yönünde ve eksi X yönünde. Şimdi bunu şöyle değişti, şöyle geliştireceğiz. Kamera sistemini ben şimdi Cinemachine'in Freelook kamerası var. Hatta hazır olarak var o RIG olduğu gibi koyacağım buraya ama kısaca açıklayacağım. Onu kullanacağız. Böylelikle kamerayla her yere bakabileceğiz. Ve bir sonraki yapacağımız işlem de sadece hareket ederken değil, biz etrafa bakarken kameranın açısı değiştiğinde player o yöne doğru koşmaya başlayacak. İşin içine kamerayı sokacağız. Onu yapalım. Öncelikle bir şöyle bir ayrıntı var. Şeye bir girelim. Plugins'te, Animancer'da, Examples'ta. Birinci derste göstermiştim size. 3D Game Kit'te. Şu Sahneyi açıyorum. Mevcut sahneyi kaydettim. Burada Animancer içerisinde bakın kamera rig var. Bunun eğer yerini soracak olursak Prefab Select Asset dersek şeyde yine 3D Game Kit'in altında artık kapıyalım. 3D Game Kit Light'in içindeki Prefabs'te yani Utilities içinde duruyor bu kamera rig, kamera rig. yalnız bazı değişiklikler yapmışlar onu yani prefab'e aktarmamışlar. Onu yapmamız lazım. Kamera Rig'i seçtim. Inspector'da, Overrides'da şurada Apply All var. Bakın bazı değişiklikler var. Bunları uygularsanız eğer, e, kullanabileceğiz artık şunu bizim kendi sahnemizde. Kendi sahnemize geri dönelim ve e, şu main kameraya ihtiyacımız kalmadı. Onu siliyoruz ve buraya o kamera Rig'i alıp koyacağız şimdi şuradan alıp koyacağız. Sadece bir iki ayarını düzelteceğiz. Bakın bu şeyi kısaca anlatayım size. Şu iki seçenek var. Kamera rig seçerseniz burada şu input choice diye bir açılır kutu var. İki seçenek var. Keyboard and mouse kullanıldığı zaman şu etkili oluyor. Bunların her ikisinde içindeki elemanlar şunlar. Cinemachine Free Look. Biraz aşağı inelim. Cinemachine Kolaydır var. Ötekinde de aynı. Free Look ve kolaydır. Ee, Kamera brain'de ee, şunlar var. Kamera var bildiğimiz. Şunları geçiyorum. Post process'ler vesaire. Onlar o kadar önemli değil. bir Brain var. Kamera ee, Rig'de de bir e, script dosyası yazmışlar. Bu şey değil. CineMachine'e gelen bir e, kod değil bu. Sine, e, 3D Game Kit paketinde e, var olan bir şey. Ama bu olmadan bile şöyle yapabiliyorsunuz. Ben onu hemen gösterip sileyim tekrar. Bir tane kamera koyduktan sonra şöyle. Bunun içerisine o komponentleri peş peşe eklerseniz. Şu kamerayı minimize edeyim. Buraya işte CineMachine e, Free Look. Şunu. Ondan sonra işte Cinemation Brain burada var mı? Var. Bunları böyle koyarsanız da aynı işi görüyorsunuz. Şeyde paketin içerisinde biraz daha bunu sistematik bir hale getirmişler. Yoksa çok da karışık bir şey değil. Bu, bunun aynısı hazır olduğu için ben sizin de kolay uğraşmadan yapabilmeniz için bunu bu şekilde ekledim. Tek yapmanız gereken şu kamera renkli seçtiğinizde kimi takip edecek bu kamera follow kısmında. Bizim player'ı açıyoruz. Burada Alan var. Alan'ın içerisine bir e, obje koyacağız. Create empty diyorum. Ona head target ismini vereceğim. Bu head target'i tam başının olduğu yere koyacağız. Şöyle uzaktan yukarıya çıkartalım. Alan hemen altında dursun. Evet, e, tekrar geri döndüm kameraya. Follow dediğimiz Alan'ın kendisi. Look at kısmına da bu head target'i alıp koyuyoruz. Böylelikle sadece bu kadarlık bir ayarla tekrar play düğmesine tıklayacağım ve Bakalım nasıl çalışacak bir şey unuttum yeni input sistemle ilgili ayar yapacağız ben her iki giriş sisteminin de olmasını sağladığım için şu anda mouse hareket ettiğiniz zaman çalışıyor fakat yeni input sistemin kullanılmasını istiyorsanız bir ilave de onu göstereyim şu iki seçenek var demiştim keyboard and mouse free look veya controller free look diye biz şunu kullanıyoruz keyboardu. Onun en sonuna şurada input yazarsanız, büyük i ile yazın yalnız, küçük i ile değil. Yazarsanız CineMachine input provider diye bir e, komponent var. Bu komponent şey için kullanılıyor, yeni input sistemle çalışabilmesi için CineMachine'in. Sadece şu x'e aksis için şurayı açarsanız player'daki e, look seçeneğini kullanıyoruz. O neydi? Şeyi hatırlarsak bizim input sistemi, input sistemi de aslında tıkladıktan sonra şeye koysam iyi olacak. Aslında sahnenin içinde olması gerekirdi onu. Başka bir yere koymuşum herhalde. My Input Actions. Nereye koymuşum ben onu? Assets'in içinde aslında. Neyse. Onu seçtiğin, e, çift tıkladığınızda bakın e, burada Player için Look var. E, bunu kullanıyoruz şeyde. Keyboard and Mouse Free Looking eklediğimiz. cinemachine Input provider'da da şu XY axis için bunu seçerseniz o zaman e, ona geçiş yapacak. Daha biraz daha hızlı e, bakacağız sağa sola ötekine göre ve yeni input sistemi kullanmış olacağız bakın ötekine göre daha iyi şimdi burada bir tek bu dersi bitirmeden önce ekleyeceğim şey şu anda hala yazdığımız kodlardaki algoritma gereği sadece z yönünde eksi z yönünde x yönünde eksi x yönünde koşabiliyor başka aradaki açıları şu anda koşamıyor sadece kameranın açısını işin içine katarak onu da sağlayacağız onu nerede yapacağız şu keyboard and mouse spray'inde şu update movement içerisine iş kamerayı da kamerayla ilgili bilgiyi de girerek e, o işi de devreye sokacağız. Evet update moment bu hale geldi. E move vektörü biliyorsunuz sürekli güncelleniyor. Çünkü yeni input sistemi sürekli olarak şunu çalıştırıyor. Bu da sürekli olarak eğer değişiklik varsa move vektörü değiştiriyor. Move vektörü update moment içerisinde alıyoruz. Eğer bir değişiklik yoksa devam etmene gerek yok çıkıyoruz. Varsa bir değişiklik e, kameranın şeyini alıyoruz bakış açısını şuradan transformun daha doğrusu onun içerisinde bilgiler var. Kameranın o anki kameranın kendi lokal z ekseninin global sistemdeki forward'ünü ileri baktığı vektörü hesap ediyoruz. Aynı şeyi kameranın x artı x kendisine göre lokal eksenindeki artı x'in global eksendeki karşılığını bulduktan sonra bu iki bilgiyi kullanarak yani kameranın right'ı kameranın forward'ünü kullanarak onu artık o hani tuşlara bastığınız zaman sadece ileri geri sağ sol diyordum ya yani sadece z ekseni eksi z, x ekseni eksi x ekseni. Bu sefer kameranın baktığı açıya göre ileri, kameranın baktığı açıya göre kameraya doğru. Yine kameranın baktığı açıya göre sağa ve sola şekline döndürmüş oluyor. Kamerayı burada işin içine kattığımızda baktığı şeylere göre ileri ve sağ açılarına göre. Böylelikle sadece bu ilaveyle bunu kaydedelim ve yeniden denememizi yapalım. E, update Gravity'yi de yapıp öyle bitireceğim bu dersi engebeli araziyi tekrar aktif hale getireceğim birazdan. Play düğmesine tıkladım mı? Biraz yavaş çalışıyor iMac. Evet şu anda hangi açıya bakıyorsak, mesela şu açıdan bakarken, ben e, ileriye doğru bas e, bastıkça şey yönlendiriliyor, karakter baktığım açıya. Eğer sürekli yaparsam bu işi, yani bir elimi şeyden hiç çekmezsem, W'den hiç çekmezsem, kamera hangi yöne e, dönerse, karakter de o yöne doğru dönüyor. Zaten şeyin çalışma mekaniği bu şekilde. Teddy Kit'teki karakterin çalışma şekli bu. İki şey ekleyip öyle bitireyim dersi. Bir tanesi bu döndürme işlemini eğer aşırı bir dönme gerekiyorsa mesela şu anda sağa doğru gidiyor. Bir anda ben sola bastığım zaman bakın şöyle bir dönüş yapıyor. Bu dönüşü biz biraz önce yazdığımız kod sayesinde yani karakterin transformundaki Y. Bu dönüş işlemi için yani çok 180 derece civarında bir dönüş işlemi için çok daha hızlı dönmesini sağlamak için animasyondan yararlanma yoluna gitmişler. Bir onu yapayım. Bir de update gravity var. Engebeli arazi için. Öncelikle şey yapalım. Animasyonlara. Locomotion state'in en üstünde şu ilaveleri yapıyoruz. İki tane animasyon ekleyeceğiz. Hızlı sola dönüş, hızlı sağa dönüş animasyonları var. Hazır. Şurada alt kırmızı çizgili çünkü bizden Animancer'ın units library'sini istiyor. Ona ekledim. Hızlı dönüş için dönüş hızı 2 ve yani 145 dereceden fazla olduğu zaman e, bu animasyonlar çalışacak. Değilse e, karakterin normal Y açısını döndürerek yapmış yaptık zaten bu derste. Öyle olacak. Bu ikisini bu şekilde yapınca eğer bunu kaydedecek ki ve dönecek olursak, statesi seçeceğiz derlemesine bitirdikten sonra statesi seçtiğinizde Locomotion'u inceleyelim. Değişiklik var çünkü. E, şurada iki tane bakın, quick turn left ve quick turn right geldi. Animasyonlar isimleri aynı. Alan da Quick Turn Left. Onu göstereyim önce size. Şuradan seçer, şurayı açarsak şöyle hızlı hızlıca geriye döndüğü bir animasyon. Onu kullanacağız. Öteki de e, Quick Turn Right. Elon hemen yukarıdakilerden bir tanesi. O bilgiler 2, 2 metre bölü saniye ve 145 derece buraya geldi. Şu End Time'ı 0.7 yapmışlar. Aynısı şey içinde var, Quick Turn Right içinde. End time'ı devreye sokup nokta 7 veriyoruz. Başka bir şey yok burada. Şimdi bunları kullanacağız artık. Bu değerleri. Bu animasyonları. Evet. Update rotation. Locomotion state'teki update rotation. O dönüşü yaptığımız yere şu kısmı ekledim. Daha önce şu if'leri ve turn towards yazmıştık. Araya bunu girdim. İşte bu şeyi sağlayacak. Şu açıklamaları silelim. Dönüşü bu sağlayacak. Karakterin forward speed'i kullanılıyor. Eğer hızımız, karakterin hızı quick turn move speed'den fazlaysa o zaman bir delta angle hesaplaması var. O an bulunduğu açıyla dönmek istediği açı arasındaki açı farkı delta angle. Bu açı döneceğimiz açı miktarı sabit olarak belirtilen quick turn angle'dan fazlaysa o zaman iki animasyondan birisi çalıştırılacak. Eğer sola dönerek dönmek daha kolay yakınsa açı olarak quick turn left değilse Quick Turn Right animasyonu kullanılacak. Herhangi bir şeye karşı önlem olarak herhangi bir state elde edilmediyse ve wait, state in wait değeri sıfırsa o zaman karakterin animansırındaki play fonksiyonu yardımıyla dönme animasyonu uygulanacak. Şu forward speed'i artık şey yapabiliriz aslında ama onu artık devreye sokalım. Ben o stats dosyasını getireyim buraya. Şöyle yapalım. Karakter dosyalarını koyduğumuz klasörün içerisine karakter stats diye bir C sharp dosyası açalım. Şöyle bir şey açtı bize. Evet şöyle bir dosya. Fazla bir ayar yok. Maximum speed 8, hızlanma 20, azalma 25, minimum dönme açısı 400, maksimum dönme açısı 1200, gravity 20 vesaire. Bunları Sticking Gravity Proportions 0.3 bunu şöyle kullanıyoruz karakter içerisinde karakter c -sharp dosyası içerisinde en baştaki en yukarıya şuraya Serialized Field Private Character Stats ismiyle bunu aldığımız zaman artık bu bilgileri o bilgileri burada kullanabileceğiz o Forward Speed'i alalım Yine şu override'dan önce 3 tane forward speed, desired forward speed ve vertical speed. Vertical speed update gravity fonksiyonu da lazım olacağı için şimdiden onu da getirdim. Bu forward speed ve desired forward speed de hız kontrolü ile ilgili bir fonksiyon içerisinde belirlenecek. Aşağıda bir yere yazalım. Update speed control isimli bir fonksiyon. Movement brain movement dediğimiz bizim klavyeden bastığımız tuşlar veya kontrol aygıtından gelen direktiflere göre belirlenen movement. Sonra işte o stats sabit sayılar dosyamız biraz önce şurada şey yapmıştık. Sabit sayılar burada var. Buradan kullanıyor bilgileri. Biz değişiklik yapacak olursak burada değiştiriyoruz. Bunlar şeyde de gözüküyor. editörde onu göstereceğim birazdan. Yalnız bu update speed kontrolün sürekli olarak çalıştırılması lazım. Onu mesela locomotion state, her state'de olacak ama biz daha sadece iki tane yazdık state. Şu locomotion mixer'e parametreyi bildirmeden hemen önce karakterdeki update speed control fonksiyonu çalıştırılırsa o zaman bütün bu karakterin forward speed değerini kullanabiliriz. Onun için onu iki yerine onu kullanmasını isteyebiliyorum. Evet o şu hatayı da düzeltti. Oradan başladık zaten konuya şeyi yazıyorduk hızlı dönüş için şu kısmı eklemiştik İki animasyondan birisini oynatacaktı şu karakter nokta forward bir hata vermişti daha henüz mevcut olmadığı için onu yazdım ben ekledim biraz önce sizin de gördüğünüz gibi ve artık ondaki hata da ortadan kalktı şimdi kaydettikten sonra Unity'ye dönüyoruz o 145 derece bizim deneme yapmamızı biraz zorlaştıracak Bu arada bir hata var karakterde update speed control var. Tekrar bakalım. Bekliyoruz. Evet hata yoktu zaten. Şimdi play düğmesine tıklayalım. O hızlı dönme animasyonlarını oluşturmaya çalışacağım şimdi. Açıları mümkün olduğu kadar çok yaparak. Mesela şu anda tam geriye doğru dönmesi için. Bu arada şey çok fazla hız. Hızı biliyorsunuz artık stats'a bağladık. Stats'ı şeyden değiştirebilirsiniz. Player'ı seçerseniz onun sağ tarafında Bakın şu karakter script dosyasının içerisinde stats kısmı buraya geldi. Şu maximum speed 8 ben 2 kullanmıştım hatırlarsanız. Artık bu buradan ayarladığımıza göre buradan 2 verelim. Bir öyle deneyelim. Sağ sola hareket yaparken o animasyon hızlı dönüş animasyonunu yaptırmaya çalışıyorum şimdi. Test bakımından. Şu anda henüz daha yok. Şu gördüğünüz dönme şey normal transform yoluyla şurada bir problem oldu. O problemin sebebi şu. Locomotion state'in en başına şöyle bir ilave yapıyoruz. Awake içerisinde. Şu footfall sesle ilgili. Onu şimdi kaldıralım. Eğer quick turn left hızlı sola dönüş veya hızlı sağa dönüş animasyonları çalıştırıldıysa bir şekilde o şart sağlandığında. Onlardan sonra tekrar locomotion mixer animasyonuna dönebilmesi için awake'in içerisinde şu ifadeyi yazmak gerekiyor. Yani on end bittikten sonra şu iki animasyon bittikten sonra Locomotion mikser çalışsın diye. Bu arada dediğim gibi deneme ise iyi gösterebilmek için şu şeyi seçelim. States'i. Şu 145 dereceyi şimdilik 90 dereceye düşürecek olursam o hızlı dönme animasyonları daha çok devreye girecek. Ama normalde 145 yapmamız gerekiyor. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz ara sıra yapıyor onu şöyle Yapıp yapmadığını şeyden de görebiliyoruz elini seçerseniz şurada bakın şeyler gelmiş quick turn left ve quick turn right gelmiş Aslında en iyisi tam bize doğru bakarken Şöyle bir açıyla Geriye doğru olabilir Hızı da biraz düşürelim. Tekrar state seçiyorum. Şu quick turn move speed'i de bir yapalım. Çünkü hızımızın da ondan fazla olması gerekiyor. O iki şart sağlamadan onu göre net bir şekilde göremeyeceğiz. Elan'ı tekrar seçtim. Evet. Şimdi bakın biraz var. Bazen şeyde kalıyor. E, onları hep düzelteceğiz. E, tereddütte kalıyor sağdan mı dönecek, soldan mı dönecek diye. Şöyle bir deneme de yapabiliriz. Torn towards devre dışı bırakırsak e, dönebilecekse sadece şeyle dönebilsin. Animasyonlarla. Bir onu deneyelim. Onu hiç denememiştim daha önce. Evet. E, başlıyor fakat şey kalıyor. Yarım kalıyor. Dönemiyor yani. Tamam. onun bir sonraki derste tam kesin ayarını yaparım. Şeyi eski haline getirelim şimdilik. Torn Bunlar biraz hassas e, ayar yapılması gereken kısımlar. Şeyi de eski haline getireyim. States'ten. Ondan sonra sıra şeyde update gravity'de yüksekten aşağı doğru inerken ayakları havada kalmayacak şekilde ayarlama yapacağız. Quick turn move speed'i 2'ye 90'da 145 eski haline getirdim. Dediğim gibi bunu daha sonradan düzelteceğim. Şey de olabilir. Idle'da eksiklerim olabilir. Bir ona bakayım. Çünkü oraya hiç bakmadık. Idle state'te şeyler hiç yok. Update speed yok. Idle state'te şeyi koyalım. Hızı burada da sürekli update etsin. Ve bu derste son olarak update gravity yazacağım. Onu tekrar bir göstereyim. Şimdi şu esas orijinal plane objemizi devreye sokalım. Düz olanı kaldırıyorum. Hiç, yani kaldır, sadece pasif hale getiriyorum. Dersin geçen dersin başında yaptığımızı getirdim. Bu kolaydır yapılmış mıydı? Yapılmamış. Kolaydır yapmayı unutmayın şeyine, layer'ına. Play düğmesine tıkladık. Evet, şimdi şurada e, yukarı doğru çıkacak. Eğer açı müsaade ederse burada çıkmasın varsın. Şu arkadan dolaşalım. yükseğe doğru çıkıyor. E, son ekleyeceğimiz bugün. Aşağı doğru indiği zaman şeyi biz yapacağız. Ayaklarının yere değmesine bakın. Yüksek bir yere çıktıktan sonra ayakları şeyde kaldı. Player'ı görecek olursak. Şöyle bakın ayaklar yukarıda. Onun için yazacağımız fonksiyonu şimdi. Şurada önce buraya gelelim. Karakter C dosyasının içerisinde sıraya çok basit bir fonksiyonu da. Update Gravity. Ha Bir tek şey istiyor. O an içinde bulunduğumuz state, karakterimizin ayaklarının yere değmesini icap ettiriyor mu diye. Bütün state'ler için aslında ortak yapılmış o. Karakter state'in içerisine giriyoruz. Biliyorsunuz bu abstract class. Ama bütün state'ler için ortak özellikleri buraya yazabiliyoruz. Strictly Ground öncelikle herkes için true. Yani bütün state'lerde ön koşul olarak bunu böyle kabul ediyoruz. Sonra zıplama state'inde mesela, özellikle sırf onun için bunu false yapacağız daha sonradan. Bunu kaydettik, karaktere geri döndük. Update gravity'yi inceliyorduk. Burada yaptığı şey y değerini değiştiriyoruz. Yani karakterimizin şimdiye kadar hiç müdahale etmediğimiz düşey hareketi ilk defa burada şey şartına göre, ayaklarının yere değip değmemesi şartına göre burada vertical speed ile belirlenen miktarda ki vertical speed iki durum içeriyor belirlenirken. Bir tanesinde e, karakterimiz ayakları yere değiyorsa ve e, o anki state stick to ground ise eşittir eksi status nokta stats.gravity diye. Değilse havada ise o zaman da vertical speed gitgide eksiltilerek belirleniyor. Böylelikle ayakları yere değene kadar hızlı bir şekilde değdiriliyor. Bunu şeyden çağırıyoruz. On animator mode'a şu araya update gravity diye ekleyecek olursak yalnız ehe, tabii ki ona bir bilgi göndermemiz gerekiyor. Üstteki moment değerine get root motion'dan öğrenir öğrenmez öncelikle ayaklarını yere değdirmek için bu fonksiyonu çağırıyoruz. Deneyelim. Şuradan dolaşalım arka tarafa doğru. Buralar çok yüksek olduğu için tırmanamıyor. Yukarı çıktıktan sonra biliyorsunuz havada kalıyordu artık kalmıyor. Çünkü neden? Update Gravity'yi şey yaptık. Evet, boşa düştüğümüz zaman aşağı doğru iniyor. Bu şeyi büyütmek lazım, tereyini. Scale ile büyütelim. Şu şekilde. Hem yükseklikler biraz azalmış olsun. Çünkü 45 dereceden yüksek yerlere tırmanamıyor idi. Evet, bakalım bu sefer. Evet, buralar 45 dereceden fazla olduğu için etrafından dolaştı. Evet şey de hallettik. Update gravity işini de hallettik. Bir sonraki dersimizde hangisini yapabiliriz? Birkaç seçeneğimiz var. Zıplamayı yapabilirim. Onu yapayım bir sonraki derste. sırayla işte silahını kullandığı animasyonlar var. Zıplamanın içerisinde şey de var. Yere düştüğü zaman landing state var. Dizlerini büküp işte hızını aldığı ayrı bir animasyon var. Respawn var. İlk başta oyunun en başında veya sahne atladığımızda yeniden bir yerde belirirken bir ayrı bir animasyonu var. Bunları tek tek yapacağız. Bir sonraki derste şey yapayım. Yani zıplamayı yapayım. Görüşmek üzere hepinize iyi günler.